2007-2008 derken 18 yıldır beklediğimiz projede mutlu son. Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay envantere girdi. Ülkemize hayırlı olsun. Peki bu tankın özellikleri neler? Dünyadaki rakipleriyle kıyasladığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Projeye neden bu kadar gecikti? Belki hepsinden de önemlisi artık tankların çağı geçmedi mi? Neden hala bu projeyle uğraşıyoruz? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda tüm bu sorulara cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Altay Ana Muharebe Tankı projesi Türkiye'nin üzerinde çalıştığı en kritik projelerden biri ve bunun öncelikle sürecini konuşarak başlayalım. Çünkü bu projenin süreci gerçekten çok uzadı. Türkiye çok büyük projeler gerçekleştirdi bugüne kadar. Savunma sanayinde aşılamaz denen sorunları aştı. Kritik sistemleri yetişmez denen zamanlara yetiştirdi. Ama Altay projesinde bu iş böyle olmadı. O yüzden önce süreçten bahsetmekte fayda var. Türkiye'nin milli bir ana muharebe tankı ihtiyacı olduğu çok uzun zamandır zaten biliniyordu ve Türkiye bunu yapmak istiyordu. Ama bir tank üretmek kolay iş değil. O yüzden bu konu hep konuşulsa da konuyla ilgili uzun yıllar somut bir adım atılmadı. 2007 yılına gelindiğinde ise Altay projesi resmi başlangıcını yaptı. Projede ilk geliştirici olarak otokar seçildi. Otokar zırhlı araçlar konusunda filan tecrübeli bir firma. Bir de bizim Altay tankı başlangıç aşamasında tasarımından mühendislik detaylarına kadar Güney Kore'nin K2 Black Panther tankından alınan deneyim ve yardımla şekillendi. K2 gerçekten başarılı bir örnek. O yüzden çıkış noktasını o oluşturdu. Ve tüm bunların etkisiyle 2007'de başlayan proje 4 yıl sonra ilk meyvesini verdi. 2011 yılında ilk prototip tanıtıldı. Sonra tankın seri üretimi için ihale yapıldı. Ve bu ihaleyi BMC savunma kazandı. Seri üretimde yol haritası iki ana konfigürasyon etrafında şekillendi. Birincisi Altay T1 konfigürasyonu. Bu konfigürasyon seri üretime geçişi hızlandırmak için oluşturuldu ve bu konfigürasyonda Güney Koreli motor ve şanzıman gibi yabancı güç grubu bileşenlerin kullanılmasıydı planlandı. Hem tanka daha hızlı şekilde ulaşabilmek için hem de Katar'ın siparişini yetiştirebilmek için bu yöntem benimsendi. Diğeri de Altay T2 konfigürasyonu. Türkiye'nin esas üzerinde durduğu konfigürasyon buydu ve projenin nihai hedefi de yine T2 konfigürasyonuydu. Çünkü bu konfigürasyonda Türkiye'nin BMC Power şirketi tarafından milli olarak geliştirilen Batu motoru ve yerli transmisyon tanka entegre edilecek. Tabi bununla birlikte bütün yerli alt sistemler de daha gelişmiş olacak. Peki bu iş neden bu kadar gecikti? Yani baktığınız zaman 2007'de başlamış bir projeden bahsediyoruz. 18 yıl sonra ancak envantere girebildi. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda insan buna şaşırıyor elbette. Çünkü Türk savunma sanayi zamanından sonra değil de genelde zamandan önce envantere alınan sistemleriyle biliniyor. Ama burada farklı bir durum var. Bu gecikme projenin teknik yetersizliğinden kaynaklanmadı. Arkasında jeopolitik sebepler var. Gecikmenin ana sebebi tankın hareket kabiliyetini sağlayan yüksek beygir gücüne sahip dizel motor ve ona eşlik eden transmisyon sisteminin temin edilememesi. Bu tankın genel batı standartında olduğu gibi 1500 beygir gücünde bir dizel motora ihtiyacı var. Ve böylesine güçlü bir motor üreten ülke sayısı gerçekten çok az. Türkiye'de ilk başta bu konuda Alman tedarikçilerle anlaştı. Ama 2016 sonrasında batılı ülkelerden Türkiye'ye yönelik ambargolar başladı. İşte bu ambargoların en ağırlarından biri bu motora uygulanan ambargoydu. Dediğim gibi dünyada sadece birkaç ülke bunu geliştirdiği için bu ambargo seri üretim tarihini çok ileri attı. Bunun için de Türkiye iki aşamalı bir yol izledi. Zaten az önce söylediğimiz konfigürasyonlar da buna göre belirlendi. İlk önce Kore'den motor temini ardından da Türkiye'nin milli güç grubunun yani Batu V12 motorunun ve milli transmisyonun entegrasyonu. Böyle bir yöntem belirlendi ve proje orta vadede kurtarıldı. Ama tabii ki Güney Kore alın hazırda motorların var bunları kullanın demedi. O işte görüşmelerinden tedariğine kadar belli bir süreç gerektiriyor. Bu yüzden de süreç uzadı da uzadı. Ama öyle ya da böyle artık milli tankımız envantere girdi. O yüzden de artık tankımızın özelliklerinden bahsedebiliriz. Altay tankı modern savaş doktrinlerine uygun olarak tasarlandı. Güncel ana muharebe tanklarının standartlarının tamamını karşılıyor ve birazdan karşılaştırma yaparız. Şu an dünyada bulunan en modern ana muharebe tanklarının tamamıyla yarışabilecek seviyede. Tankın çok ince detaylarından değil de en önemli yönlerinden bahsedelim. Mesela ilk olarak ateş gücü ya da diğer bir deyişle vurucu kabiliyeti. Altay tankının birincil vurucu gücü Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 120 mm çapında 55 kalibrelik yivsiz top sistemi. Sistem uzun namlusu sayesinde mühimmatın namlu çıkış hızını maksimum seviyeye getiriyor. Getiriyor. Bu sayede de tankın uzun menzilli muharebe yeteneği güçleniyor. Tankın namlu uzunluğu 6,6 metre. Dedim ya uzun menzilli muharebe yeteneği sağlıyor diye. Bu namlu sayesinde altay 3 kilometreye kadar etkili menzile sahip ve sistemin atım hızı dakikada 6 atım. Ki bu çok yüksek bir rakam. Bu ana silahın yanında altayda 762 makinalı tüfek ve komutanın kontrol ettiği 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi var. Bu ikinci silah sistemleri de piyade ve hafif zırhlı hedeflere karşı muharebe yeteneği anlamına geliyor. Tankın atı hassasiyeti Aselsan'ın geliştirdiği ileri atış kontrol sistemi ile sağlanıyor. Yani bir savaş sahasında Altay'ın karşınıza çıkmasını emin olun ki istemezsiniz. Gelelim Altay tankının koruma potansiyeline. Tankta Roketsan tarafından geliştirilen reaktif ve kompozit zırh sistemleri kullanılıyor. Bu zaten oldukça güçlü bir koruma sağlıyor. Ama içinde bulunduğumuz çağda savaş sahalarında tanklar çok ciddi tehdit altında. O yüzden daha fazlası da gerekiyor. Bunun için de Aselsan'ın Akkor aktif koruma sistemi kullanılıyor. Aktif koruma sistemi dediğimiz şey bir tehdit yöneldiğinde bunu fiziksel temastan önce algılar ve durdurur. Tabi sadece görevi durdurmak değil, şaşırtma için de görev yaparlar. Aktif koruma sistemleri iki farklı savunma mekanizmasına sahip. Birisi soft kill, birisi hard kill olarak geçiyor. Soft kill koruma konseptinde aktif koruma sistemi sis ya da parçacıklarla tankın etrafında gizleyici perdeler oluşturuyor. Ya da ısı güdümlü füzelere karşı şaşırtıcı sinyaller oluşturuyor. Hard kill'da ise doğrudan gelen mühimmatın havada imhası söz konusu. Ve bu hard kill dediğimiz tarzda aktif koruma sistemleri 3 bileşenden oluşuyor. Radar algılayıcılar, algılayıcılardan gelen verileri değerlendirecek olan mikro işlemci ve önleme kapsülü içeren fırlatıcılar. Bu fırlatıcılar aracın her iki yanında bazen de üstünde de yer alır ve tanka 360 derecelik koruma alanı sağlar. Algılayıcılar tanka doğru gelen anti tank mühimmatının tespitini yapar ve çok kısa bir mesafe kaldığında yani 20 metreye kadar bir mesafe kaldığında karşı atış yapılır. Mühimmatın yönü bu şekilde değiştirilir. Aktif koruma sistemleri tek başlarına tankları koruyamazlar. Çünkü %100 başarı vaat etmiyorlar. Muhtemelen hiçbir zaman da tek başlarına kullanılabilecek kadar başarı sağlayamayacaklar. Ama diğer zırh sistemleriyle birlikte kullanıldıklarında etkili oluyorlar. En azından yönelen tehditlerin bir kısmını bu şekilde çözebiliyorsunuz. Yani önemli sistemler bunlar. Altay Ana Muharebe Tankı'nda kullanılan ve Aselsan tarafından geliştirilen Akkor Aktif Koruma Sistemi hem hard kill hem de soft kill önleme kabiliyetine sahip. Birinci ve ikinci nesil antitank güdümlü mühimmatlara karşı koruma sağlayabiliyor. Üçüncü nesil antitank mühimmatların özel özelliği üstten vuruş kabiliyeti. Ama üçüncü nesil daha yeni yaygınlaşma aşamasında buna rağmen Akkor buna karşı da koruma sağlayabiliyor. Tabi sizin tankınızda böyle bir sistem varsa düşman ne yapacak? Birden fazla roketle saldıracak. İşte böyle durumlarda da Akkor öne çıkıyor. Çünkü aynı anda birden fazla tehdide karşı angajmana girebiliyor. Yani Altay tankında Roketsan'ın kompozit zırh sistemi ile birlikte Aselsan'ın Akkor sisteminin kullanılması ciddi anlamda korunan bir tankın ortaya çıktığını gösteriyor. Motor kısmına baktığımızda da 1500 beygirli 12 silindirli elektronik kontrollü dizel bir motorla karşılaşıyoruz. Bu motor gücü küresel rakipleriyle aynı seviyeye çıkmasını sağlıyor tankın. Bu motorla maksimum hızı saatte 65 kilometre, %60 eğimi tırmanabiliyor, %30 yan eğimde ilerleyebiliyor. Dizel motor olması bazı avantajlar sağlıyor. Mesela M1A2 Abrams tankında gaz türbinli motorlar var. Dizel motorlar bunlara göre daha düşük yakıt tüketiyor, daha uzun menzile ulaşıyor ve çok daha kolay bakım yapılabiliyor. Abrams tankında bu işlerin hepsi ayrı ayrı bir sorun. Bunun dışında tankın atış kontrol sisteminden komuta kontrol muhabere bilgi sistemine ve hatta sürücü görüş sisteminden gömülü eğitim simülatörüne kadar her şey Aselsan tarafından geliştirildi. Zaten bazı kaynaklarda Aselsan dünya üzerinde bir tankı donatabilecek bütün elektronikleri bünyesinde kendi başına üretebilen tek firma olarak gösteriliyor. Yani kısacası Türkiye gerçekten güçlü bir tanka kavuştu ve bu tankın motor ve transmisyon sistemi dışında her şeyi yerli. Onlar da yerli olacak yakın zamanda. Peki bu tank dünyadaki rakipleriyle kıyaslandığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Temelde Altay tankının dünyada öne çıkan 4 rakibi var. Birisi K2 Black Panther, birisi Leopard 2 A7, biri M1 A2 ve diğeri de T14 Armata. Bu 4 tank Altay ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ufak tefek farklar var. Mesela T14 Armata'nın ana silahı 125 mm, diğer dördünün 120 mm. Veya K2 ve T14'ün mürettebat sayısı 3, Diğerlerinin 4. Bu 5 tank da 1500 beygirlik motor kullanıyor. Hızları da birbirine yakın. 65 ile 72 kilometre arası. Ama Altay tankı bazı özellikleriyle öne çıkıyor. Mesela Altay'ın kullandığı Akkor, K2 Black Panther'in kullandığı aktif koruma sisteminden çok daha başarılı. Altay, Leopard ve M1A2'den de yine aktif koruma sistemiyle öne çıkıyor. Çünkü o tanklarda aktif koruma sistemi opsiyonel. Altay bunu bütünleşik olarak sunuyor. T-14 Armata'ya baktığımızda farklı bir durum var. Çünkü o insansız kulesi ve otomatik mühimmat yükleyicisiyle yeni nesil bir konsepti temsil ediyor. Ama hala test aşamasında. Yani onunla ilgili net bir şey söylemek çok mümkün değil. Peki bu tank ihraç edilebilir mi derseniz elbette edilebilir. Zaten proje kapsamında 1000 adet üretimi yapılacak. Bunun tamamı Türkiye için planlanmadı. Ayrıca şu an ilk ihracat başarısını da yakaladı. Katar 40 adetlik bir sipariş geçti. Bunun yanında Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerinde Altay tankı ile ilgilendiği biliniyor. Peki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Bu çağda hala tanklar gerekli mi? Özellikle özellikle Türkiye'nin Suriye'de yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin tanklarının bizim insansız hava araçlarımız tarafından birkaç gün içerisinde eritilmesi birçok insanın bu soruyu sormasına sebep oldu. Ama tanklar hala gerekli. Sadece modern muharebe sahalarında desteklenmeleri gerekiyor. Yani tank kullanacağınız yerde güçlü bir hava savunma kabiliyetiniz olacak. Böyle bir ortamda tanklar hala gerekli. Ve dahası çok uzun bir dönemde muhtemelen tanklar orduların karadaki en büyük yıkıcı gücü olmaya devam edecek. O yüzden Altay tankının gelişimi de teslim edilmiş mesi de çok önemli. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebillon Unik sundu.